Şöyle bir şey var. Bakın mesela iki toplumun dili farklı. Yani Taylandlılar Tayca konuşuyorlar. Patanililer Malayca konuşuyorlar. İki toplumun dini farklı. Bir taraf Budist, bir taraf Müslüman. İki toplumun kültürü tamamen farklı ve iki toplumun tarihi farklı. Tamamen siyasi sınırlarla evet, ayrılmış. Evet, yani böyle olduğu için, yani özellikle tarih önemli burada. Çünkü Patanilerin kendilerine has bir tarihleri var. Devlet kurmuşlar adamlar. Hiçbir ortak tarafları yok Tayland'la. Tayland bu bölgeyi işgal altında tutuyor. Niçin işgal altında tutuyor? Çünkü ihracatının %35'ini bu bölgeden sağlıyor. İhracatının %35'ini. Ve Tayland bölgede gerçekten güçlü bir devlet. Aslında bu arada şeyi söyleyelim, yani Patani öyle dağlardan bağlardan oluşan bir yer değil. Tayland çok, körfezi içerisinde denize kıyısı evet, olan çok güzel bir yer ve Avustralya'ya doğru açılabilecek evet, limanlara sahip. Son derece yani önemli bir evet, ticari merkez ticari olabilecek konumda. O da biraz Tayland'ın iştahını kabartıyor galiba. Yeraltı kaynakları açısından son derece zengin. Yani mesela pirinç üretiminin %10'unu Patani'den karşılıyor Tayland. Çok zengin bir bölge. Çinliler, işte Budist iş adamları, oradaki yeraltı kaynaklarının tamamını onlar hakimler. Pataniler son derece, mesela insanlar doları bilmiyorlar. Mesela böyle bir dolar falan gösterdiğinizde Türk parası mı falan diyorlar yani. Bu kadar fakir durumdalar Pataniler. Bu kadar zenginliğin içinde ne yazık ki son derece fakirlik içerisinde yaşam sürdürüyorlar. Tayland ordusunun bir timi üzerlerinde evet, çelik yelekler. Şimdi bunlar makineler. Pirenler. Pirenler. Bunlar cahil, bilgisiz, okumamış Budist gençlerinden oluşuyor. Piren özel güçleri deniliyor bunlara. Ve Patani'de yaşanan birçok faili meçhul cinayetten ve tecavüz olaylarından bunlar sorumlu tutuluyor. Bakın 2004'ten beri bölgede olağanüstü hal var ve 2500'e yakın insan faili meçhul şekilde öldürüldü. Yani bunların kimler tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Birçok yere, birçok tallaya kral tarafından, Patani kralı, Tayland kralı tarafından el konulmuş ki Tayland kralı 63 yıldır, 18 yaşında kral olmuştu, 63 yıldır Tayland'a o kral hükmediyor ve birçok tallaya kral tarafından el konulmuş ve insanlar kral için çalışıyorlar. Hatta 6 gün içerisinde şöyle olaylara şahit oldum. Mesela Patanili Müslüman çocuklara, Müslüman talebelere zorla kralın resimleri taşıttırılıyor. Etraflarında böyle askerler, zorla kralın resimleri taşıttırılıyor. Yani bu insanları Budistleştirmek istiyorlar. Bölgeye birçok Budist mabet inşa edilmiş. Mesela köylere gidiyorsunuz, Budistlerin köylerine gidiyorsunuz. 3 tane aile var. 3 tane aile için devasa bir Budist yani bir tapınak inşa edilmiş. İşte birçok gazino açılmış, masaj salonları açılmış. Yani bu masaj salonlarında fuhuş yapılıyor. Ve bölgede uyuşturucu askerler tarafından çok ucuz bir miktara Patanili gençlere satılıyor. Yani bölgenin tamamen Budistleştirilmesi amaçlanıyor. Ve Patanilerin hem dini hem de milli kimliklerinin kaybetmeleri, bırakmaları isteniliyor Patanilerden. Evet. Bu arada tabii şeyi de belki vurgulamak lazım. Patani de yaşananlar elbette hani Batı tarafından çok görülmüyor falan diyorsunuz ama bir yandan da Amerika'nın özellikle Tayland'a özel ilgisinin evet, olduğunu biliyoruz. Evet. İsrail'in, Mossad'ın evet, yani o ilişkiler, yani Amerika'nın ve İsrail'in Tayland hükümetiyle kurmuş olduğu ilişkiler Patani'deki zulmü menfi müspet etkiliyor mu? Yani şimdi şöyle bir şey var. Tayland ve Filipinler Asya'daki Amerika'nın en iyi iki müttefiği ve İsrail'le ilişkileri çok iyi. Yani Asya'da İsrail'le en iyi ilişkileri olan devlet Tayland'dır. Ve Bangkok'ta, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Mossad'ın 5 katlı bir binası var. Tayland'da BM'nin içerisinde olmasına rağmen Amerika'ya Irak işgalinde asker göndermişti. Asker yardımında bulunmuştu. Irak'ta askerleri var Taylandlıların. Ve İsrail'in mesela Pataniler şunu söylüyorlar. Oradan bir hesabı var yani Tayland'ın. Tabii ki birçok komutan, asker İsrail'de eğitim gördüklerine ve askeri anlamda da ilişkileri çok iyi. Yani burada bir küresel bir dayanışma var. Yani İsrail, Amerika, Tayland. Yani bildiğiniz gibi bütün dünyada Müslümanlara karşı onlar da karşı argüman olarak şunu söylüyorlar. Yani Patani'deki direniş grupları birazdan belki biz konuşurken yeniden kenardan ekrana getirirler. Sizin Ruslan'la ve diğer dirençlerle yaptığınız o görüntüleri bir kez daha görmeyi çok isteriz. Direniş gruplarının Patani'deki El-Kaide ile ilişkisi olduğu için
yok edilmesi gerektiği yolda bir şey var. Uluslararası yani söylem var. Bunu mesela direnişçilerin yani bizzat liderine sordum. Israrla sordum, konuştum oradaki insanlarla. Kesinlikle şunu söylüyorlar. Biz El-Kaide ile hiçbir ilişkimiz yok. Biz tamamen yerli, milli bir direniş grubu ve de eylem açısından da baktığımızda mesela oradaki direniş grupları Bangkok'un içerisinde yani Pattani'nin dışarısında eylem yapmasına karşılar. Kesinlikle karşı çıktıklarını söylüyorlar. Mesela geçen bir yani çıkıp Bangkok'ta falan mesela böyle bir imkanlar olmasına rağmen kafe havaya uçurmuyorlar. Böyle bir imkan olmasına rağmen sürekli açıklamalar yapıyorlar. Biz buna karşıyız. Biz işgal altında olan topraklarımızda onayı savunmaya çalışıyoruz. Evet, ve kadınlara, çocuklara karşı kesinlikle en ufak bir saldırı düzenlemiyoruz ve düzenleyenleri kınıyorlar. Geçen mesela bir saldırı oldu. Bir okulun önünde askerlere saldırıldı. Oradaki direniş grupları hiçbir öğrenci yaralanmamasına rağmen bu eylemin yanlış olduğunu, çünkü o saatte orada öğrenciler olduğunu, öğrencilerin Budist öğrencilerin zarar görebileceğini söylediler ve bu eylemin yanlış olduğunu söylediler. Yani işte El-Kaide ile bağlantılı olmadıklarında yani bunu ısrarla sordum. Kesin geliyorlar. Bu zaten Pattani direnişi tarihi olan bir direniş. Yani bugün başlayan bir direniş falan ta 40'lara kadar. Pattani İslam Krallığı'ndan bugüne. Tabii ki yani bu halk. Bunun da sebebi nedir? Yani buradaki en büyük şey İslam. Yani bir insanlar bütün varoluşlarını İslam'la anlamlandırıyorlar. Ve de getto oluştuğu için orada yani kıstırılmış bir grup Müslüman İslami değerlere daha fazla, çok dindarlar yani. Ben Asya'da başka yerlere de gittim. Çok şaşırıyorsunuz yani. Çok dindarlar. İslam her şeyler olmuş. Bu da bu insanların asimile olmalarını engelliyor. Kültürlerinde ısrar ediyorlar. Dinlerinde ısrar ediyorlar.